Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 26 Şubat Cumartesi Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bugün 9 koşulu yarış programları var arkadaşlar. Bugün gündüz koşulacak olan bu yarış programında yine 9 koşulu bir program var. Akşam İstanbul'da yine aynı şekilde 9 koşu. Gece Gulfstream Park Amerika yarışımızda yine 9 koşulu programlar var. Tabii bugün hep önemli koşulların da yer almış olduğu bir bayağı yurt dışı yurt içi programlar var. Ben fazla sözü uzatmayayım. Hemen yarış programına geçeyim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım. Hemen birinci koşudan itibaren ilk startımızı verelim. Evet, birinci koşumuz saatler 14'ü gösterirken şartlı 2, 5 ve yukarı Arapların 1900 metre kum yarışında ilk startımızı verelim. 8 safkanın yer almış olduğu bu koşuda ben bir banko ile başlayacağım. Safkan artık her geçen gün daha da iyi duruma geliyor. Bugün Mehmet Nur Üssünkar'la start alacak olan ve bayağı bir aparatik kilo indirimden de faydalanan Yedinoğlu Yener Sultan'ın ben kazanmasını bekliyorum ve banko olarak başlayan benim banko isim olacak Yedinoğlu Yener Sultan. Günün ikinci koşusuna geldik. Şartlı 3, 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışında 7 safkanın yer almış olduğu bu koşuda en azından bayağı birincilik serisi olan bir safkan ama arkasından bir beşincilik bir de sıfır yaptı ama bu pistlerde çok etkili olan 5 nolu Compiler, bu Lineart temsilcisi Ahmet Çelik'le start oluyor. Nihayet tabii ki son yarışını kazanarak yine kazanmaya başlayan bu isim bence de bu grubun geçmesi en normal sonuç olur. Benim ikinci bankom olacak 5 nolu Compiler Ahmet Çelik'le banko olarak önereceğim isim. Yani ikinci banko. Geldik günün 3. koşusuna. Şartlı 4, dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 1300 metrelik kum yarışına. Evet, burada da 9 safkan arasında koşacak bir yarışta bana göre bu grubun biraz daha üzerinde olan ve formu da bu her geçen gün daha iyi duruma gelen 3 nolu Tumbul Çiçeği bu Kazberk temsilcisi Furkan Çetin'le start alıyor ve güzel hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan bu safkanın ben yarışı kazanmasını bekliyorum ve 3. bankom 3 nolu Tumbul Çiçeği olacak. Yani ilk 3 ayak 7 tek, 5 tek, 3 tek olarak çıkıyor. Banko çıkarsa şansımı kazanırsa çıkarsa biz de böyle tek vereceğiz arkadaşlar. İnşallah bizi de yanıltmaz. Gelelim günün 4. koşusuna. Tabii ki burada 2. altılı Ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı. Handikap 15, 4 yaşlı Arapların 1900 metrelik kum yarışına. Evet, handikap 15, 4 yaşlı Arapların 1900 metrelik kum yarışı dedik ve 10 safkanın yer almış olduğu bu koşuda biraz kalabalık tutacağız artık buraları. İlk 3 tekten sonra Altınoğlu Junior Selim'le başlayacağız. Bu Paydar Bey'in temsilcisi Harun Kılıç Arslan'la. Güzel bir formu var, güzel istikrarlı durumuyla bence güzel şanslı olacak isim oluyor. Bence ilk şanslı isim olarak kuponlara yazabiliriz. Altınoğlu Junior Selim'i. Daha sonra 5 nolu Çınartay. Bu Baba Mehmet temsilcisi de Burhan Kılıç'la start oluyor. Nihayette son yarışı kazanan bir isim. Güzel formuyla bu yarışa katılıyor. 4 nolu Baba Dağyu'dan bir sağanak temsilcisi Mehmet Akyoz'a start alacak. Onun safkanda yine istikrarlı güzel bir formu varmış ama son 6 yarışta maalesef bir birinciliği yok. O istenilen birinciliği bugün sağlayabilecek durumda olan bir isim. 2 nolu Oğlum Giray bir sarraf temsilcisi Nizamettin Demir'le start alacak olan safkanda yine iyi hazırlıklara sahip. 3 nolu Şenatik bu Atik Bey temsilcisi Muhammed Özdemir'le start alıyor yine güzel hazırlıklarla. Ve son olarak da 10 nolu Onur abi bu Uçağın temsilcisi Mehmet Keskin'le çok uygun kilosuyla şans verdiğim isim olacak. 6, 5, 4, 2, 3, 10 benim bu kuşundaki sıralama olacak arkadaşlar. Günün 5. koşusuna geldik. Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik kum yarışına. 11 safkanın yer almış olduğu bu koşuda 9 ve 11 nolu safkanların ekür olduğu bir program. Ben ilk kez start alacak olmasına rağmen Vefa İbrahim Aracı tarafından bayağı güzel hazırlıklarla ve güzel orijiniyle start alacak olan 3 nolu Brave Soldier. Ahmet Çelik de benim ilk şans olarak verdiğim isim. Bu safkan bayağı iyi bir görüntüye sahip. Daha sonra 8 nolu Mahreçal. Sizin kendi temsilcisi Halit Karataş'ın startları ve oldukça etkili ve güzel bir performansı var. 9 nolu Muharebe ekür avantajına sahip Fedai Kahraman'ın bu ikilisi bence kesinlikle kuponlarda yer alır ve bir de 1 nolu Blenderendi. Bu Bosporus temsilcisi de Mert Gökalp Arslan'la önereceğim son isim olur. 3, 8, 9, 1 benim bu koşudaki sıralama. Geldik günün 6. koşusuna. Evet, günün önemli koşullarından birisi olan Yeşil Oba koşusu Grup 2 statüsüne koşacak olan bu yarışta 4 ve yukarı Arapların 1900 metrelik kum yarışı 6 safkanın yer almış olduğu bu güzel koşuda ben tabii ki 4 nolu Oğuz Boylu. Halis Karataş bugün İstanbul'daki güzel safkanlar vardı hatta kazandığı safkanları bırakıp bu yarış için bana göre geldi buraya ama
Ben kesinlikle çok şanslı görüyorum. Zaten bu yıl koşmuş olduğu iki yarışın üst üste kazanan bir isim. Alice Karataş da yine kazanmaya en yakın isim. Ama ben bu safkanın yine bir rakip vereceğim. O da Altınoğlu Yücel. Bu Demir Demet temsilcisi Ahmet Çelik de en azından Oğuz Boylu'nun en ufak hatasını affetmeyecek konumda gördüğüm bir isim olacak. O yüzden ben bu aya 4 ve 6 olarak geçeceğim arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde handikap 16 4 ve yukarı İngiliz'in 1400 metrelik kum yarışına 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışta önceliği 4 dolu Alator, bu El Corredor temsilcisi Mert Gökalp Arslan da güzel performans ve formuyla ilk şans verdiğim isim. Altınoğlu Gökma Kırkan, bir Aydemir Alt temsilcisi Mehmet Keskin de start alan safkanda bu yıl koşmuş olduğu 3 yarışın 2 tane ikinciliğe sahip ve oldukça güzel formuyla bence burada da şanslı arasında. 5 nolu Karabaccio, bir Lainer temsilcisi Müslüm Çelik de start alacak olan safkanda yine güzel hazırlıklara sahip ve iyi bir form yakalamış bir isim. 1 nolu Flash Pass, bir Hakim temsilcisi Ahmet Çelik de biraz ağırlaşan kilosuna rağmen yine etkili koşması beklediğim isimler arasında ve son olarak da 3 nolu Alloş, bir Bosporus temsilcisi Mehmet Akyavuz'a start alacak olan bir isim de yine önlerde şans verdiğim isim. 4-6-5-1-3 benim bu koşudaki sıralama arkadaşlar. Hemen bir sonraki koşuya geçelim. 8. koşuda handikap ona, pardon, bir satış koşumuz var. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışında bu koşuda 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben önceliği Altınoluk Çolpan Hatun'a vereceğim. Bu Hakim temsilcisinden Burhan Kılıç'ta her ne kadar biraz performans diğer safkanlara göre sanki biraz geri planda gibi gözükse de bu safkan bugün ben çok uygun bir yarış koşmasını bekliyorum. Biraz da kilo avantajına sahip. Kesinlikle bence ilk şansı hak ediyor. Bu mesafede de etkili bir yarışları var. Binolu Bolt Leon Suruç, bir Güngör Baba temsilcisi İsa Akyavuz'a start alacak olan safkanda oldukça güzel formu var. 14 yarışta 2 tane birincilik çıkarmış bir isim. Ve 7 nolu Crane Brule, Mitoruk Makto temsilcisi Emrah Sincan da start alacak olan safkanda yine istikrarlı ve formlu durumuyla şans verdiğim diğer isim olacak. 6-1-7 benim bu koşudaki önereceğim isimler. Geldik günün son koşusuna. Binmeyedin'in son bölünen yarışında 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik kum yarışında 10 safkanın yer almış olduğu bu güzel koşuda tabi bayağı iyi safkanlar bir arada. Gördüğünüz gibi totoları iyi, yani bana göre çoğu da bu Maiden'da kalmaması gereken isimler. Tabii ki bazıları yeni yarış hayatına başlamış isimler. Ben ilk yarışında bir fotoda bir ikinciliği kaybetti ama güzel bir üçüncülük elde eden 5 nolu Harlan Draka, bu Luxor temsilcisi. İyi yerlerde, iyi ekipte. Tolga Karakartal gerçekten atçılığa yeni başladı ama çok güzel bir ekibi var. İyi safkanlar genelde çıkartıyor. Ben Halis Karataş'la start alacak olan bu Luxor temsilcisini görmüş olduğu güzel üçüncülükten sonra bu yarışta daha farklı ve daha iyi koşmasını bekliyorum. Hazırlık olarak da daha iyi aşama kaydettiğini görüyorum. O yüzden benim bugünkü banko limanım olacak 5 nolu Harlan Draka. Benim bugünkü Halis Karataş'ta banko olarak önereceğim isim arkadaşlar. Geldik günün şablonuna. Hemen şablonumuzu da gösterelim. 1. koşu 7 tek, 2. koşu 5 tek, 3. koşu 3 tek, 4. koşu 6-5-4-2-3-10, 5. koşu 3-8-9-1, 6. koşu 4-6, 7. koşu 4-6-5-1-3, 8. koşu 6-1-7, son koşu da 5 tek arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.